Bloomberg HT Ana Haber'e hoş geldiniz. Ana Haber'e piyasalarla başlıyoruz. 9 günlük bayram tatilinin ardından Türkiye piyasaları bugün itibariyle açıldı. Yurt dışında Amerika'da hükümetin kapanma meselesi, borç tavanı meselesi derken tüm bunlar geçtiğimiz hafta çözülmüştü. Borsa İstanbul'sa yeni haftaya bu iyi haberi olumlu yönde %3,5'luk bir yükselişle karşılayarak başladı diyelim. Piyasaları değerlendireceğiz. ARB Menkul Değerler Araştırma Müdürü Yeliz Karabulut telefon attığımızda. Yeliz, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Borsa İstanbul ve genel olarak bir piyasa yorumu rica ederim senden. Gerçekten önemli bir yükseliş. O geçtiğimiz haftaki arayı kapatmış gibi görünüyor. 78.800'e kadar geldi Borsa İstanbul. Bundan sonra nasıl bir seyir bekliyorsunuz? Özellikle dolar, TL ve faizler cephesine bakmamız gerekiyor. Gerçi bugün yukarı yönlü hareket var ama yukarı yönlü harekette bizim durulmasını beklediğimiz seviye ise 1.98-1.98-60 aralığı. Bu seviyelerden tekrardan satış baskısı altına girebileceğini düşünüyoruz dolar TL'nin. Böylelikle de yine biz de alımların önümüzdeki günlerde olabileceğini düşünüyoruz. Yakın vadede ise özellikle yani tarım dışı istihdam verisi açıklanacak. Bu veri önemli. Özellikle biliyorsunuz borç tavanı öncesindeki bir gelişmeyi verilerin açıklanması olacak. Burada 180 bin beklentisi var. Dolar tarafında pozitif ya da negatif olarak etkileyecekler. Yani 180 bin seviyesinin üzerinde bir tarım dışı istihdam verisi gerçekleşirse dolarda tekrardan yukarı yönlü bir eğilim görülebilir. Ama TL'nin de biz önümüzdeki günlerde değerlenmesini bekliyoruz. Yukarı yönlü hareketin olması beklenebilir diye düşünüyorum. Aşağıdaki gördüğüm benim önemli destek noktası ise 78 bin seviyesi. 78 bin seviyesi ay kırılırsa aşağı yönlü harekette 76.400'e kadar bir geri çekilme tekrardan görülebilir. Aşağıda da biliyorsunuz bir gap var. Bir yükselişle başladı. Yukarı yönlü harekette de yine biliyorsunuz 80 binlerin üzerinde de yine bir gap var. Şimdi hangi tarafı kapatacak ona bakacağız. Aşağı yönlü harekette dediğim gibi 78 bin seviyesi önemli. Çarşamba gününde PTK Merkez Bankası'nın faiz kararı açıklanacak. Evet. Beklentimiz burada önemli bir açıklamanın olmaması, yani faizleri bırakması, normal bırakması, değiştirmemesi yönünde olacaktır. Biz de ise yıl sonu rallisinin görebileceğini düşünüyoruz. Yukarı yönlü harekette ise orta uzun vadede bizim beklentimiz de 85 bin 86 bin seviyesi. Peki Yeliz Karabulut'a çok teşekkür ediyoruz ve bugün Bloomberg HT ekranlarında yayınlanan önemli bir röportajla devam ediyoruz. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, Bloomberg HT Haber Koordinatörü Ali Çağatay'ın sorularını yanıtladı. Marmaray projesini değerlendiren